Merhaba, merhaba. Ses seviyesi umarım iyidir. Mikrofonun olmadı. Ayarlarız artık. Bakarız videodan. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Age of Empires'a devam ediyoruz. Rusları bitireceğiz. Azimliyiz. 4 görev yaptık. Bir önceki görevde Moğollar Moskova'yı talan etmişlerdi. Biz de halkı güvenli bir şekilde Moskova'dan çıkarmıştık. Bu üç görev devletten imparatorluğa görev olacak. Yani bir büyüme adımı olacak. Bu görevdi işte. Şimdi Novgorod. Novgorod Cumhuriyeti'nin çöküşü bölümüyle devam edeceğiz. 1478'deyiz tarih olarak. In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitri Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitri's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. Bu tarihler arasında büyük ihtimalle Altın Orda Moskova'yı zapt edemeyeceğini düşündüğü için bıraktı. Çünkü anladığım kadarıyla Moskova hala bizde, yani Rus kontrolünde, ama bir talan edilmiş. Zenginlikleri çalınmış vesaire vesaire. Novgorod Cumhuriyeti'nin çöküşü. 3. İvan tüm Rus topraklarını Moskova kontrolü altında birleştirmeyi arzuluyordu. Ancak bağımsız Novgorod Cumhuriyeti savaşmadan teslim olmayacaktı. Bu da bizim Donskoy'un torununu. Arkadaşlar, şöyle bir küllük arıyorum ben de. Ben vereyim sana tabii. Bu arada Stray aldık, 2 ay falan oldu. Oynamıyoruz çünkü Eda oynamıyor yani. Oynayacağım. Bu hafta sonu oynayayım bari. Bir de diyorsun ki gezmeye gidelim. Yani yaz bitmeden denize falan gitsek iyi olurdu yani. Nereye gideceğiz? Bizim eve mi? Bakarız, bir yerlere gideriz yani. Eğer olmazsa ben kendim oynayacağım artık Stray'i. Bir de Cult of the Lamb oyununu almayı düşünüyorum ama henüz değil yani, onlar biraz var. Çünkü Red Alert 3 ve StarCraft 2'yi cidden oynamak istiyorum. Cidden YouTube'da sizlerle beraber tekrardan tecrübe etmek istiyorum oyunları. Ya yani açıkçası itiraf edeyim yani falan. Aslında kendim tecrübe etmek istiyorum tabii ki falan. YouTube biraz benim böyle şey gibi oldu, eğlence köşem gibi oldu böyle. İleride çocuklarım bakacak, geri zekalı adam ama bak 100 izlenmiyor, video yapıyor falan tarzında. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Soltsy, which were guarded by resistance fighters. Çevredeki kasabaları fethet. Umarım zorlanmayız. Hadi bakalım. Bunun pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum şu anda. Olsun bakalım. Büyük ihtimalle buraları base edineceğim. Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Evet. Tıpkı düşündüğüm gibi oldu. Şimdi neyim var? Çiftliğim var. İşçi bas. Atlı yerim var. Okçu yerim var. Ordu şehir merkezinde toplansın. Ben biliyorsunuz okçu seviyorum. Yeterli kaynak yok. Tamam. Kaynak buluruz bir şekilde.
Şimdi siz ikiniz avlanmaya gidin. Odun, 4 tane oduncum var. Odun yerim neresi? Burası. Oduncuya da biraz gidelim. Avcı kulübeleri... Yapalım. Şimdi bunun için ne istiyor? 1600, o ne ya? Demircim var mı benim? Yok abi. Şunları bir icat edeyim. Çünkü bu 300 altın istiyor. Bir dakika. Ne diyorlar aşkım? Çok uzun Biraz fazla işçi basmayı seven birisiyim beni biliyorsunuz. Начинаю строить сейчас. Лучницы, приготовляйтесь. Bunu işe geri dön, çok ben işçi kullanmam zaten orada biliyorsunuz. Okçu seviyorum ama biraz tarla tapan yapacağız. Et ihtiyacımız çok. Şu dini mekandaki adamlar çok önemli. Biliyorsunuzdur zaten. O atlılar hem yani savaş bittiği zaman, yani çatışma bittiği zaman şey yapıyorlar. Heal yapıyorlar. O çok 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 önemli bir yetenek. Şimdi ben bol... Bolca yiyecek ve şey yapmam lazım. Burada bir altın, şey altın diyorum, dini
şeyi bulduk. Onu bir götürelim buraya, teslim edelim. Şu kutsal mekanı bir lehimize çevirelim. Odun üretimine adam gönderelim. Yiyecek. Ve odun son olarak. Şu anda taş ve altın bulamadım. Arazi biraz sarpa o konuda. Bolca okçu üretebilirim. Bu altın kazanımını sağlıyormuş bu arada. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Evet, okçuları yükselteceğim. O yüzden şöyle bir üretim kuyruğu yapabilirim o konuda. Şöyle ufak ufak artık karşı kıyıya geçebiliriz diye düşünüyorum. Ya aslında görev şey diyor, yani yapabilirsen direkt git fethet yukarıyı. Ama şu anda orayı açtırtmıyor bana. Bir ordu. Yeterli olur mu bilmiyorum. Onlar dışarı çıksınlar, o şekilde saldıracağım. Evet şimdi. Hayır, bir kişi kaybettim. Biraz kalabalık burası. Şuraya çekilelim. Şuraya. Biraz daha ordumuzu güçlendirip geleyim ben oraya açıkçası. Ahırdan ziyade piyade yapmak istiyorum. Evet. Acele etmeye gerek yok şu anda. Daha yeni başladık ama güzel bir ordusu var buranın. Altın kazancını arttırmak için şu binaların sayısını arttırsak mı acaba, bilemiyorum. Ciddi altın isteniyor şu an bizden. Açıkçası ticaret merkezi falan da yapamıyoruz. Taş yok, hiçbir şey yok. Biraz problem olacak. O yüzden kulübeleri biraz arttırabiliriz sayısını. Hayır canım, önce onu bitir. Yiyecek toplam oranını %10 arttırır, fena değil ama çok altın istiyorlar ya. Bilemedim. İyi
İlkel şövalye. Orduyu orada bir toplayalım. Biraz kalabalıklaşayım, öyle gideyim istiyorum. Bir de parça parça alırım diye düşünüyorum. Şu anda çünkü makinede yapamıyoruz. Moğolların aksine. Birer tane daha mı üretim yeri yapsak acaba, bilemedim. Sonra fazla olmasın. Üretim hızlandırmak amına. Ne? O şey ama background ses yani. Yani onun sesini açabiliriz yani. Biraz daha healer basalım. Kralın fu yani nasıl atı yok. Biraz garip yani. Yayan gidiyor her yere. Enteresan. Yok. Начинаю строить и сейчас. Ne alakası var canım benimle? Bir deneyeceğim. Şu an oluyoruz gibi. Aldık. Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Biraz geliştirmeleri yapayım dedim. Yeterince altın bitirdik yani zaten. Burada üretim devam ediyor mu? Etmiyor. Hemen basalım, üretim devam etsin.
Burada da oldukça üretim devam etsin. Burada da oldukça üretim. As Ivan prepared his army for the battle ahead, he was struck by an attack from the people's militia base to the northeast. Neyse, şu anda o emaneti alayım, kutsal emaneti alayım dedim de sonradan vazgeçtim. Şu nehir boyunca ilerleyeyim, ha? Orada bir kule gibi bir şey mi vardı? En azından şu kutsal emaneti götürelim bu sırada. Evet, o kutsal emanet gidene kadar üretim yapalım birazcık. Peki ben şunu yapabiliyor muyum? 1200 altın istiyor. Healer'lardan birkaçını feda etsek şöyle. Yeterince altına ulaştık. Все приказы всем. Эм, приготовьтесь, одна дамна!
Hop, geri çekilin. Kale var. Taş varmış burada. Yani healer kral daha iyiydi sanki ya, değil mi? Bir tık savaşa hızlı devam ediyorduk. O da aslında etrafta mesela mancınık falan olsa efsane bir iş görecek yani. Şu an mancınık üretimi yapamıyorum ben sadece. Ha? Kale yapacağım, evet. Yani direkt kaleye saldırtabilirim aslında. Milis üssünü. Şu anda zaten üretimde maksimum sınıra ulaştı. Şu askerler gelsin, bir direkt saldırı olayını deneyeceğim. Evet, güzel, başarılı. Yanlışlıkla bir kere daha kırıklayalım. Evet, Milis köyü de şu anda yok edildi. Geriye sadece binalar kaldı. Onları da yok ederek geldiler. The Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the republic, the capital city of Novgorod. Oyun kaydetsin.
Ne demek olduğunu bilmiyorum. Yıkarak gidiyoruz. Aslında bunları kendimize bağlamak istiyoruz yani. Çok da öldürmesek güzel aslında yani. Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Şurada bir heal atılsın istiyorum ben sadece ya. Evet. Şimdi teknoloji de gelişecek. Orada taş duvar var. Ben mi yanlış görüyorum? Şu bina grafik olarak acı çekiyordu, onu böyle öldüreyim. Thank you.
Onu yok etmekte görevimiz. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Güzel. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete. Zafer. Bak bir önceki bölümde şey demiyordu, zafer demiyordu, görev tamamlandı diyordu. Güzel bölüm. Toplaya toplaya gittik. Hızlı bitirdik. Çok oyalanmadık. Uğra nehrinde büyük direniş bir sonraki bölümümüz olacak. Böylelikle Ruslara da bayağı ilerlemiş olduk. 3 görev kaldı. Toplam Age of Empires 4'ü bitirmeye de... Wow. 9 görev burada, 3 görev, 11 şey 12 görev var. Güzel, demek ki bu 8 şey görev değil, 8 mi? 3 9 görev oluyor zaten. Yo, 3 6 8 işte. Neyse, demek ki hepsi eşit sayıda görevlere sahip değil. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Novgorod Cumhuriyeti'nde ele geçirmiş olduk bu bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.